Oğlum hadi ders başlayacağım. Geç odana. Hala burada oturuyorsun, telefonla oynuyorsun. Hadi bakayım. Baba ya, iyice okula çevirdin sen de evi. Koridoru boşaltın dedi, tam olsun bari. Hadi oğlum hadi. Geç kalma. Bir de ukula ukula konuşuyor benim karşımda. Ders başlayacak. Geç kaldık. Ya baba ya, dersim senin işte. Şurada oturacağım, dinleyeceğim seni. Ne olacak sanki? Oğlum ben İrfan Hoca'nın oğlu, dersine girmemiş dedirtmem. Sistemde görünüyor. Kim girdi, kim çıktı, kim erken geldi. Ondan sonra bakanlık ili, il, ilçeyi, ilçede müdürü, müdür de sonra beni arıyor. İrfan Hocam, öğrencilerin katılımı niye böyle düştü? İrfan Hocam, öğrencilerin katılımını arttırmak için bir gayret göstermiyor musunuz? Yok efendim İrfan Hocam, ilçede öğrenci katılımı bakımından en yüksek biz olmalıyız. Bla bla bla. Hadi hadi hadi, geç kalıyoruz. Arkadaşlarına da haber ver, tamam mı? Alo, İrfan Hocam günaydın. Rahatsız etmiyorum umarım sabah sabah. Buyurun Makbule Hanım, ne rahatsızlığı, rica ederim. Hocam, ben işteyim de. Bizim kız derse kalktı mı kalkmadı mı emin olamadım. Efendim, ders başlamadı biraz. Birazdan başlayınca bakarım kalkmış mı kalkmamış mı. Siz arasaydınız keşke bir türlü. Uyanmadıysa da uyanır derse katılırdı efendim. Aman İrfan Hocam, şimdi ben ararsam bir ton laf eder. Zaten aramız bozuk. Biliyorsunuz ergenlik çağında her şeye alınıyorlar. Psikoloji bozulmasın iyice. Siz bir arasanız ders başlamadı. Olur efendim, olur. Tabii. Lütfen. Keşke annesi olarak sizi uyandırsaydınız da güzel bir kahvaltı sofrasında oturup bir kahvaltıya derken kızınızı dinleseydiniz. Hem psikolojisine de iyi gelmez miydi efendim? Neyse efendim, ararım ben, siz hiç merak etmeyin. İyi günler diliyorum, kapatmak zorundayım. Derse geç kalacağım. Aman hocam aman, sakın duymasın benim aradığımı. Ona güvenmediğimi falan düşünür. Sonra psikolojisi bozulur. Maazallah efendim, maazallah. İyi günler diliyorum. Oğlum, kapat şu kapıyı. Nereden geliyorsun sen? Ben seni odaya derse göndermedim mi? Bakkaldan geldim baba. Tamam, nereye gidiyorsun şimdi? Kantine gidiyorum. He? Öyle mi? Neyse, bana da bir çay getir. Hadi bakayım. İrfan Hocam günaydın. Müsaadeniz hocam. İrfan Hocam ya, ders bizim bu olayın çalışmıyor dersine ya. Elinde enteravan bütün gün bak 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 bak. Ya biliyorsunuz hocam, bu sene sınava girecek bu çocuklar ya. Çalışması lazım bunlar hocam ya. Ya hocam bir arasanız, sıkıştırsanız. Ya bak bu sene senin için çok önemli deseniz. Ya sizden çekiniyorum hocam ya. Vallahi biz ne desek ama... yok. Dinlemiyor bizi ya. Tabii hocam, siz daha iyi bilirsiniz. Sonuçta sizin işiniz ama bu çocukları biraz sıkıştırın hocam. Ya gerekirse dövün hocam ya. Ben en başından söylemiştim size, hatırlarsanız. Aman efendim, evet, ne diyorsunuz? Etçi sizin kemiği bizim demişim ya. Ya biz anlamıyoruz hocam bunların dilinden. Ne desek ne yapsak bilemeyiz tabii hocam ya. Siz bütün gün bunların içindesiniz. Dillerinden anlıyorsunuz hocam. İçinize karışmak gibi olmasın ama bu çocuklar için bu sene çok önemli hocam. Ya günlük ödev verseniz, ya sonra o ödevi yapıp yapmadıklarını kontrol etseniz hocam. Ya eksik yaptıkları varsa tekrar anlatsanız. Ders anında soru sorsanız hocam. Ya anlamayan olursa tekrar edin hocam ya. Tabii siz daha iyi bilirsiniz ama bizim fabrikada çalışan arkadaşlar var ya. Ben hep diyorum onlara. Bilmediğiniz şey olursa tekrar ders... sorun diyorum ya. Tamam tamam, geliyorum hemen. Kaldın o süngeri yerden ya. Ya hocam kusura bakmayın, benim işlerim biraz yoğun. İsterseniz müsait olduğum bir zaman ben sizi arayayım efendim, hocam. Efendim çocuktan daha önemli ne olabilir ki? Baba, annemin selamı var. Hesap kabarmış. Ay sonuna veresiye defterini unutmasın diyor. Zevzeklik etme, geveze. Hadi çabuk odana. Ders başlayacak. Geç kaldık iyice. Evet bakalım. Şimdi açtık. Ekran geldi. Evladım, kimsin sen? Ne yazıyor ekranda? Aslan Akbey. Aslan Akbey kim evladım? Yanlış mı geldin derse? Benim hocam Mehmet Emin. Emin evladım, niye başka isim yazıyorsun o halde? Düzelt onu bakayım. Olmaz hocam, o benim nickname'im. Yoksa siz Aslan Akbey'i tanımıyor musunuz? Ya ben anlamam nickname mikmem. Aslan maslan da bilmem. Hadi düzelt adını hemen. Yoklamada yok yazılacaksın bak. Hah, biri daha geldi. Memati. Sen kimsin evladım? Yahu niye adınızı yazmıyorsunuz derse girerken? Hocam, Osman ben. Emir'le beraber vadi izliyoruz da o yüzden ismimizi böyle yazdık. Ne vadisi oğlum? Nerede izliyorsunuz vadiyi? Sizin sokağa çıkmanız yasak değil mi?
Hangi ara çıkıp vadiye gidiyorsunuz? Hocam, siz bilmiyor musunuz vadiyi? Yoksa hiç izlemediniz mi? Benim bildiğim tek vadi Balzac'ın Vadideki Zambak kitabı. Başka vadi bilmem ben. Hadi sen de düzelt adını çabuk. Biri görse ne der, şu hale bak. Dur. Biri daha geldi. Safiye. Yine farklı bir isim. Söyle bakalım, sen hangi dizidensin? Masumlar Apartmanı hocam. Evladım, niye böyle yapıyorsunuz siz? Hayatınızın en önemli sınavlarından birine hazırlanıyorsunuz. Ders çalışmanız gerekirken siz hala dizilerin peşindesiniz. Hocam öyle demeyin hocam. Safiye sadece bir dizi karakteri değil ki. İçimizden biri gibi o. Hem biz o dizi sayesinde yeni yeni şiirler öğreniyoruz. Yeni yeni şairler öğreniyoruz. Bence siz de izleyin hocam. Hem oradaki edebiyat öğretmeni de bütün gün sizin gibi böyle öğrencilerine öğüt veriyor vallahi. Hadi sen de düzelt adını da başlayalım artık. Evet, sizin telefonda bir yazışma şeyiniz vardı, bir grubunuz ne? Neyse, oraya da yazın çabuk, ders başladı diye. Herkesin haberi var mı dersten? Ali yazdı hocam gruba, ders başlıyor diye. Ama Emre daha yeni uyanmış, derse biraz geç gelecekmiş. Kahvaltısını yapacakmış da. İrfan hocaya söyleyeyim, beni yok yazmasın. Sonra aileme haber veriyordu. Yahu, ben gerçekten sizi anlamıyorum gençler. Pandemi var diye okullar kapalı. Zaten hiçbiriniz dışarıda çıkamıyorsunuz. En azından derslere katılın da eğitimden geri kalmayın diyoruz. Ona da bir sürü bahane. Yok uyanamadım, yok internetim bitti, yok kardeşim gürültü yaptı. Tamam, zor bir süreçten geçiyoruz. Sizleri de anlamaya çalışıyorum ama bu zorluk hepimiz için geçerli çocuklar. Herkes kendince sıkıntılar yaşıyor ama bir şekilde sürece ayak uydurmaya çalışıp en az zararla atlatmaya çalışıyor. Sizler de biraz gayret etmelisiniz. Zaten 24 saat evdesiniz. Eğlenmeye de vakit ayırın, ailenize de vakit ayırın. Tamam. Ama derslerinizi ihmal etmeyin, olur mu? Bu süreci hep beraber atlatacağız. Yeter ki elinizden gelen gayreti gösterin. Hayallerinize kavuşacaksınız. Olur mu canlarım? Bakın, lütfen derslerinize en güzel şekilde katılım sağlayın. Ve elinizden geldiğince derslerinize vakit ayırın. Hem takıldığınız bir nokta olduğunda sadece ben değil, tüm öğretmenleriniz elinden geldiğince size yardım etmeye hazırız çocuklar. Hadi şimdi derse başlayalım. Zaten diğer arkadaşlarınız da yavaş yavaş gelirler. Tek tük de katılım sağlanmaya başlandı, artmaya başladı. Onlar da yetişir bize. Ne diyorduk en son? Dersimizde Recaizade Mahmut Ekrem ile muallim Naci'nin kafiye kulak için mi, göz için mi tartışmalarından söz ediyorduk. Aynen ondan söz ediyordunuz. Hocam benim bir sorum olacak. Şimdi bu Naci dediğiniz bizim Safiye'nin Naci'si mi yoksa başka bir Naci mi? Ay hocam merakla izliyordu o Naci'yi, hiç kaçırmıyordu. Ben de kız konuşunca beni bir dinledim de geleyim dedim hocam. Bir şiir mi ne okuduydunuz? Ay hocam yalnız bu Naci ne esaslı adam. Hiçbir şekilde unutmamış sevdiği kadını. Ben benimkine kalk bana bir çay koy desem ne çayı, kalk kendin koy der. Ama baksana adama ne şiirler yazmış, nasıl güzel. Ne diyorsunuz hanımefendi? Ne Naci'si, ne Safiye'si? Hocam izlemiyorsunuz mu siz? Öyle ama adam hiç unutmamış Safiye'yi. Ta ne zaman sonra bile gelmiş. Kitap günlükler tutmuş, şiirler tutmuş. Bizimkiler de nerede öyle hocam? Bir de siz bu Safiye'yi izleseniz aslında hak verirsiniz hocam. Çünkü aslında annesi buna çok eziyet yapmış. Bir kadın nasıl çocuklarına böyle edilir de hocam? Bak, insan doğduğuna kıyabilir mi? Annem, yavrum, insan hiç kıyamaz. Hay hocam, ben her hafta hiç kaçırmıyorum diziyi. Ne zaman dizi varsa çekirdeğimizi alıyoruz Elif'le. Her şeyimizi hazırlıyoruz, oturuyoruz. Hocam, siz az önce bir şey söylediniz. Bu Naci arkadaşlarıyla mı ne kavga etmiş, bir şey dediniz. Bunun arkadaşları yok ki, bu kimden kavga edecek? Onu şimdi merak ediyorum. Bir de hocam, ayrıyeten bunun bir arkadaşı bir şey daha dediniz. Gözünü mü ne morartmışlar, o olay mı acaba? Hanımefendi, rica ederim. Ne anlatıyorsunuz, neler diyorsunuz? Hiçbir şey anlamadım. Hocam, annem dizideki Naci ile muallim Naci'yi karıştırıyor değil mi anne? Kızım, muallim diyorsunuz işte aynı şey değil mi? Tamam çocuklar, hanımefendi. Tamam, sessiz lütfen. Hanımefendi, dersimize katılmanıza sevindik elbette ama bizim bahsettiğimiz Naci, sizin dizideki Naci değil maalesef. İsterseniz dersi dinlemeye siz de devam edin de muallim Naci'nin edebiyatımız ve toplumumuz için ne kadar önemli bir sanatçı olduğunu konuşacağız. Dinlersiniz.
Hem ilginizi de çekmiş konu. Şaman hocam! Ne yapayım ben muallim Naci'yi? Ben size bizim Naci'yi soruyorum. Onunla ilgili bir şey anlatacaksın. Yakalık değilim ben tabii ki. Edebiyat dersini ne yapayım hocam? Ay sıkılırım ben. Lisedeyken edebiyat derslerinde hep buyurdum hocam. Ne lazım canım derdim öğrenciyken de. Şimdi hocam ben size ne diyeceğim? Sofrayı toplayacağım. Bunların çamaşırları falan var da. Onları da halledeceğim. İlgahını var hocam, ilgahını. Sahi mi? Kocasını sen kız öldür. Bakalım onu itiraf edecek. Onu halledip bir deyip geleyim ben hocam. Size özetlem kendimi. Saime'nin itirafını öğrenince ne yapacaksın mesela? Niye bu kadar önemli sizin için? Kız Meryem, sesini duydum da geldim. Ne neredesin sen kaç zamandır? Gruba da yazmıyorsun, meraktan öldük ayol. Kız Selma abla ne yapıyor? Kız ne diyeyim, buralardayım, sen nerelerdesin asıl? Selma abla, küçük kızın elinde benim telefon var, WhatsApp'a falan giremiyorum. Büyük kız bilgisayardan giriyor. Oğlum da bir yere giremiyorum. Kız günleri zaten yapamıyoruz, nasıl gireceğim? Ay doğru diyorsun valla. Okullar tatil oldu, bütün düzenimiz alt üst oldu. Valla. Sana ne diyeceğim? Bizim Zarif ablanın kızı var ya, İstanbul'da okuyan. Kocaya kaçmış. Kız Selma abla ne diyor? Kız abla, ben sana geçen gün denetemedim miydim? Bu kızın aklı bir karış havada diye. Belliydi böyle bir alt yüceği. Doğru. Bak sen ne diyeceğim? Heh. Yarın Zarif ablanın günü var. Bakalım ne olacak? Ben utancından bunu yapamaz diyordum ama gruba yazmış hepinizi bekliyorum diye. Kız ne diyorsun? Ben utancından bırak gün yapmayı. Şöyle pencere yakıp bir bakamazdım bile yani. Kız bana bak. İnsan biraz utanır da günü yapmaz bari kız. İnsanlarda hiç akıl fikir kalmamış. Kız sütüklü bana bak. Sen de böyle okuyacağım diyorum. Bak internette para ödüyoruz o kadar. Onlar gibi aynı şeyi yaparsan yemin ediyorum yine yeme ederim seni. Yok Allah'ım günah yazma, yapmam anne vallahi yapmam. Dur bakayım şöyle. Kız abla. Ha. Kız bak bakayım. Oğlan neciymiş, nasıl biriymiş, yakışıklı mıymış, zengin miymiş, fakir miymiş, çulsuz muymuş onları biliyor musun? Oğlan buralı değilmiş, İzmirliymiş. Ailesi de çok zenginmiş. Bizim kızla beraber Instagram'da çocuğun profiline baktık. Bir sürü takipçisi var. O kadar da zengin. Yatlar katlar uğurla gidiyor. Çocuk da çok yakışıklı hani. Ay deme. Akıllı kızmış vallahi. Öyle. Bak bizim kızdan aklı bir karış havada. Giderler bir memur falan bulur bunlar. Aydın'a maaşa talim ederler. Ay! Kız benim kız kardeşim. Hadi. Ali! Oraya mı geldi annem? Oğlum oraya mı geldi? Ay! Yakışıklı mıymış bari? Kız ben yakışıklı olmasın. Annem bak siz de beni Saime'den lafına düşürmeyin tamam mı? Böyle zengin, paracıklı birini bulun da onunla evlenin tamam mı anne? Tamam anne. Hanımlar, hanımlar ya lütfen dersteyiz farkında mısınız? Lütfen muhabbetinizi başka bir şekilde yapar mısınız? Ay hocam Allah aşkına biz size kaç kere daha diyeceğiz bak üçüncüye söylüyorum. Ne WhatsApp var ne bilgisayar var. Ben nereden gireceğim de konuşacağım arkadaşlarla? Koronadan biz gün yapamıyoruz gün. Selma ablam şurada beni aramış iki çift laf öğretiyor bana onları söylüyor. Size çok mu geliyor pardon bu her gün derstesiniz? Kız Meryem yarın Zarif ablalara sen de gel. Ama ondan önce şu akşam dersin olsun bitsin sen beni ara. Ah, ben sana güncel dedikoduları bir vereyim. Sen çok geri kalmışsın ayol. Ben sana bir genel tekrar ders yaparım bol bol. Tamam hadi görüşürüz. Hanımlar rica ediyorum yeter artık. Ya çocukların dersini aksatıyorsunuz. Üstelik kim ne yapmış, kim ne demiş? Ya bunlar bizi ilgilendirmiyor. Çocuklara kötü örnek olmayın lütfen. Hocam, annem çoktan gitti, sizi duymuyor. Benim annem de gitti hocam. Neyse gençler, ne diyorduk? Tanzimat ikinci dönemine ve belki de sonraki dönem Türk edebiyatına çok büyük yansımaları olan kulak göz tartışması. Damat, ne bağırıp duruyorsun? Kafamızı şişirdin. Bir namaz kıldırmadın. Ah ah insan kendi evinde. Duyamadım. Bir şey mi dedin sen? Özür dilerim kayınvalideciğim. Yani insan kendi evinde rahat etmeli. Huzur içinde yaşamalı diyorum. Ben de onu diyorum zaten. Öğrenciydi, veliydi. Bir kafamızı dinletmedin. Ya aç çocuklara bir kitap okusunlar. Sen de rahat et biz de. Ya kayınvalideciğim. Biliyorsunuz pandemi dönemindeyiz. Okula da gidemiyoruz. Yani öğrencilere bir dersi anlatmak, öğretmek lazım. Hem dersten sonra da okuyurlar kitaplarını. Ya tamam da işte. Önemli değil edebiyat diyorum ben de sana. Sanki çok bir iş başarıyorsun. Niye dersi öteliyorsunuz efendim? Sonra diğer insanlar da yok efendim matematik, edebiyat diye
dersleri ayrıştırıyorlar. Yok şu çok önemli, yok bu az önemli. Hiç öyle şey olur mu efendim? Tüm dersler önemlidir. Olmaz olur mu? Bak Şükran Hanım'ın damadı matematik öğretmeni. Adam tonla para kazanıyor. Her gün bir öğrenciye ders veriyor. Sen ancak ha senin servet fiyonun vardı ama o da sana servet kazandırmıyor. Benim aptal kızım işte. Bir de kızımı ne mühendisler doktorlar istedi de tam olsun bari. Ah ne doktorlar mühendisler istedi kızımı da işte benim aptal kız edebiyatçı olsun. Romantik olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Kömürci Osman'ın oğlu vardı. Ona verecektim de işte sana kaldı. Geldi bak. İrfan, bitmedi mi daha senin dersin? Odayı süpüreceğim, hadi artık. Ya, hanım, anlatmama müsaade etsene. Bitireceğim de. Bitmedi daha. Süreli değil mi bu dersler? Ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor belli. Bırak, uzatma. Ya hanım işte anlatmama müsaade etseniz bitecek. Bitecek tamam mı? Hep ders hep ders bütün gün bu bilgisayarın başındasın ya. Bir süresi vardır bunların. Bitince kapat. Ya zaten çocuklar okuldan uzakta. Yani biz de böyle anlatabiliyoruz. Müsaade ederseniz şey yapacağım hanım idare et artık. Şeyma Hanım'ın kızı da öğretmen. Ne yapıyor? Açıyorum yayını diyor. Oturuyorum diyor, yayılıyorum, bekliyorum diyor. Kimse gelmeyince kapatıyorum diyor. Ama sen ne yapıyorsun? Tek tek arıyorsun. Yok gruptan yazdım, yok arkadaşlarınıza haber verin, derse gelsinler. Sürekli böylesin. Ya hanım yüz yüze eğitimde olduğu gibi olmuyor ki. Yani pandemi uzaktan yapıyoruz. Velilerin de ilgisizliği ortada. Çocuklarla hiç ilgilenmiyor. Çocukların da yani bu yıl çok önemli onlar için. Rehberlik etmek, anlatmak lazım. Yani o yüzden de biz derse katılımları için, onlara faydamız olsun diye arıyoruz. İşte hanım yani aman, böyle. Aman ya öf. Ya kendi çocuklarınla ilgilendiğin kadar birazcık ailenle ilgilensen, evinle ilgilensen. Yemek bende, bulaşık bende, çamaşır bende. Yeter ya bıktım artık, yoruldum. Sabahtan akşama kadar evdesin. Bir işin ucundan tut bari ya. Müstahak sana müstahak. Anne sen bir dur Allah aşkına ya. Bir dur ya. Dur. Ya. Baba çocuklar soruyor ders bitti mi diye. Allah! Görüyorsunuz mu? Görüyorsunuz mu? Bak sesi kıstıydım. Çocuklar da ders yok diye gittiler demek ki. Yok be baba. Zaten çoğumuz dersin sesini kısıyoruz. Oyun grubundan konuşup oyun oynuyoruz. Oyun mu oynuyorsunuz? Oyun oynuyorsunuz demek. Ya, yani ben çok oynamıyorum da arkadaşlar oynuyor oradan biliyorum. Hatta ben onları uyarıyorum. Hadi bakayım hadi. Rica ediyorum. Sessiz olun da şöyle oğlum arkadaşlarına da söyle. Babam ne babası? İrfan Hoca dersi başlatıyor de. Lütfen yürü şu hadi. Dersi başlayayım da bitireyim yürü. Artık. Hadi, hadi. Baba hoca bir de Şam baba. Yürü daha kız, fazla yürü. Dayanamayacağım yürü. Bence de tut gir. Derya Hanım. Ha, sana diyor. Buyurun İrfan Bey buyurun. Çay taze ise. Çayı tazeler misiniz lütfen? İyice kantinci oldum. İyice hizmetli oldum artık ya. Kahve falan başka böyle pasta börek de istersen getireyim. İstersen kantinime geçeyim. Çocuklar teneffüse çıkarlar. Kantine hücum ederler. Sesi açalım. Özür dilerim arkadaşlar. Malum ev hali. Bazen istemeden dersi bölmek zorunda kalıyorum. Kusura bakmayın lütfen. Ama merak etmeyin. Süre dolsa da ben devam edeceğim konu bitene kadar. Şu şekilde aradaki zamanı da fazlasıyla telafi etmiş oluruz. Olsun hocam sorun yok biz buradayız hep dersimizin başındayız yani. Hocam geçen hafta verdiğiniz sorularla alakalı benim çözemediğim yerler oldu arkadaşlara falan sordum da. Yapamadım onlara bir bakabilir misiniz acaba hocam? Bakarız tabii Sude. Önce konumuzu bitirelim o halde. Tamam hocam, teşekkürler. Uygunsa yayın açar, sorulara bakarız hep beraber. Hocam, dersinizi bölüyorum ama bir şey soracaktım. Bu okullar neden açılmıyor hala? Ne zaman açılacak bu okullar? Vallahi hanımefendi, haftaya yüz yüze eğitime geçeceğiz bir aksilik çıkmazsa. Ama yine de her şey hastalığın seyrine bağlı. İnsanlar tedbirlere uyarsa hayatta normale bir an önce döner. Bıktık biz. Telef olduk iyice evde.
Hapsolduk resmen eve. Bu çocuklar dışarıya çıkmıyorlar. E biz de onları yalnız bırakmayacağız diye dışarıya çıkamıyoruz. Geçen gün gün vardı komşuda. Gittim, herkes şikayetçi, herkes dertli. Ne evde iş yapıyorlar, ne ders çalışıyorlar. Bunların hiçbir şey yaptığı yok. Vallahi hepsi de bir asi ki bir asi. Efendim, ne günü ne komşusu. Uzmanlar uyarıyor, sürekli toplu etkinlikler hastalığın yayılmasında çok kritik diye. Lütfen. Aman hocam, sen de çok alemsin ha. Vallahi biz hiçbir yere gitmiyoruz. Yeminle evden dışarı çıkmıyoruz. Hepsi bizim mahalleden kadınlar. Yabancı değil yani. Ama olmaz ki öyle efendim. Olur olur. Neyse, ben şimdi size asıl ne diyecektim. Siz bizim şu çocukla birazcık ilgilenseniz. Bu benim hiç sözümü dinlemiyor. Ders çalışmıyor. Elinde telefon bıt 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 sürekli oyun oynuyor. Yani birazcık böyle bir onu yoklasanız, akşam mesaj atsanız, arasanız, dersini yapmış mı falan diye bir kontrol etseniz. Ben elimden geldiğince konuşup uyarıyorum. Ama siz de evdesiniz. Siz karşınıza alıp konuşursanız daha iyi olmaz mı efendim? Yani hocam olur tabii ama yani sonuçta bu çocuk beni dinlemiyor ki. Hem öğretmen olan sizsiniz, siz bilirsiniz. Yani okula da gidemedikten sonra ne gerek var o zaman okula? Hanımefendi, öğretmen ayrı, anne baba olmak ayrı. Sizin çocuğu ciddiye alıp onu karşınıza alıp konuşmanız çok daha etkili olacaktır. Yani vallahi siz de her şeyi bizden bekliyorsunuz. Yani her işi de biz yapalım. Oturduğunuz yerden, yattığınız yerden dünya kadar parayı kazanıyorsunuz ama bütün işi biz yapalım. Oldu olacak, dersi de ben anlatayım bari. Neyse neyse hocam, ben sizi daha fazla tutmayayım. Hanımefendi, siz en iyisi okullar bir an önce açılsın diye dua edin ve mümkün olduğunca kimseyle görüşmeyin. Günler, toplantılar, kalabalık yerlerden de uzak durun. Hastalık bir an önce kontrol altına alınsın da bizler de okullarımıza, öğrencilerimize kavuşalım. O zaman siz de çocuklarla ilgilenmekten kurtulur, rahat rahat dizilerinizi, programlarınızı izler, komşularınız da önemli gündem maddelerini ele aldığınız günlerinizi daha rahat yapmış olursunuz. Arkadaşlar, herkes mikrofonunu kapatsın. Lütfen. Yayına dışarıdan ses gelmesin. De, yani artık şu dersi yapabilelim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ya İrfancığım, tam maç izleyeydim ha böyle var ya. Bir baktım bir de maç dondu ya. Sizde nasıl, interneti çekeyim mi? Bir sorun yok bildiğim kadarıyla. Da hani bu saatte ne maçı? Ya ne maçı mı? Lan bilirsin bu federasyonu. Bütün diğer takımlara ilgili saat 7'de yapar. Bizim maç da saat 4'de yapmış, biliyor musun? İlk yarıyı izledim dona dona. Dedim gideyim bakayım abi, İrfancı'da internet var mı? Sende var mı? İnternet var. Bir sorun da yok ama benim dersim var Temel Bey, tamam mı? Ya İrfancığım ne olacak kardeşim ya? Sen abone ol, ne bileyim, şifresine gir. Ben çıkıp yukarıda maç izleyeyim. Gir. Ya yukarıda çekmez ama ya. Tamam o zaman sen gir, ben burada izleyeyim. Ya dersim var Temel Bey ya. Ya ne olur ne olmaz sen gir, merak etme, ben abi buraya sessizce oturur izlerim onu, tamam mı? Ver bakayım. Ha? Ha, aha geldi ula. Vallahi geldi. Aha. Aha atak başladı. Dersim var, dersim. Tamam mı? Bak, tamam. Sessiz, ya sen bana bakma, sen bak işine. Oy kurban olduğum. Yaban abire dur 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 dur. Yaban abriye ya. Hadi bakayım uşaklar. Hadi göreyim sizi. Hey gidin, Fener'i bugün yenersek var ya o şampiyon olduk ula. Zaten kaç senedir yeniyoruz. Kim abire? Kimse gelmemiş derse. Gelirler ya. Bekleyin bakayım. Baba. Oo Temel abi hoş geldin. Nasılsın? Oğlum. Hoş bulduk, hoş bulduk oğlum. Maç izleyelim. Biraz oraya odaklanalım. Gel bakayım abi, gel. Gel. Ya onun dersi var efendim. Lan. Maçı sonra izler. Hem o Fenerli be. Ne? Oğlum Ali kim dedi sana bu Fener'i tut diye? Dayım. Kim? Dayım. Dayım mı? Hay be senin dayına. Dayım bir kere benim dünyanın en kral dayısı dayım. En kral dayısı dayım. O yüzden Fenerbahçe'yi tutarsın. Oğlum Trabzon'u tut, Trabzon'u. Anadolu'nun şampiyonu ya. Bütün gönüllerin şampiyonu. Oğlum, tamam mı? Hadi odana, ben dersi açtım. Yaz hadi arkadaşlarına da.
Temel, hoş geldin evladım. Uy, hoş bulduk nineciğim, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin Temel. Hoş bulduk yengeciğim, hoş. Nasıl, iyiler mi? İyiler, iyiler. Ha burada maç izleyelim, ha burada da. Bizim orada evde çekmediğin cennet. Allah razı olsun. İrfan hocama dedim ki, abi şifreye bir gir de izleyeyim dedim yukarıda. O dedi ki, ya dedi, şimdi yukarıda çekmez dedi. Sen en iyisi gel dedi, ha burada izle dedi. Hep ben de o yüzden burada izleyelim ha. İrfan hocam ve sevgili gençler, hepinize iyi dersler. Sağ olun hocam. Teşekkürler hocam. Müdür bey, efendim siz bizim derse mi girdiniz? Buyurun efendim, buyurun. Hoş geldiniz. Biz de tam derse başlıyorduk. La yapma be! La yapma oğlum! Yapılacak ha bu iş mi ya? La bak, bak hala konuşuyor. Ya Allah belanı vermesin. La buradan gitsene yerine ya! Efendim? Efendim anlayamadım. Yok efendim, size demedim. Yani ben bir şey demedim. La bak hala konuşuyor ya. La çıksana! La çık! La çık! La çık be adam, çık! Niye çıkayım İrfan hocam dersinizden? Müdür olarak dersinize gelmemden doğal ne var sanki? Efendim size demiyor o. O. Hay yapacağınız işi ula doğru düzgün yapsanıza ya. Ula işin içine ula çekil. Ula çekil ama ula çekil. Hocam ayıp olmuyor mu? Size önemli bir gelişmeden bahsedecektim. Sizin yaptığınız şeye bak yahu. Ulan ne defa yaptın be adam. Ula çekil şuna. Ula çekil. Ula defol git şuradan ya. Ula defol ya. Neyse efendim neyse. Sizinle hafta içerisinde okulda görüşürüz. Sevgili gençler. Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda yıl sonuna kadar uzaktan eğitim yapılmasına karar verildi. Ve yıl sonu sizin için yapılacak sınavların hepsi iptal edildi ve hepinizin bir üst sınıfa geçişi sağlandı. Ama müdürüm! Yürü be! Yürü! Aslansın sen aslan! Ah kurban oldum be! Neyse efendim neyse. Sizinle hafta içerisinde okulda, odamda görüşürüz. İrfan! 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 Ah benim hocam. Baksız kızım. Vallahi aptal bu kız, aptal. Kor! Thank you.